Değerli izleyiciler, Genç Seslenişten bir kez daha merhaba. Hepinizi sevgi ve saygılarımıza selamlıyoruz. Bu hafta stüdyomuzdaki çok değerli konuğumuzla birlikte ülkemizin gündeminde bulunan Taksim olaylarını, gençlik hareketliliğini ve özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki yaklaşımını konuşacağız. Stüdyomuzda bugün bizlerle birlikte Sayın Savaş Çolak yer alacak. Kendileri Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi. Aynı zamanda Orta Doğu Gazetesi'ndeki köşe yazarlarından. Savaş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Taksim'deki olaylar başladığı andan itibaren siz de gazetede yayınlamış olduğunuz birkaç makalenizde de bu konuya değindiniz. Olayları yerinde takip eden, ne olup bittiğini gören ve bunları değerlendiren bir isimlerden bir tanesiniz. İsterseniz öncelikle Gezi Parkı'ndaki eylemler ve orada sizin edindiğiniz izlenimlerle beraber programımıza başlayalım. Evet, şimdi ben tabii 27 Mayıs tarihinden itibaren olayları yakından takip ettim. Basına ilk düştüğü tarih 26 Mayıs. Bir grup çevreci ve bununla beraber bir takım siyasilerin orada bu Gezi Parkı'nın yıkılmasına, daha sonrasında tabii belediyenin ve valiliğin yıkılmayacak, düzenleme yapılıyor şeklinde açıklamalarına rağmen başbakanın daha sonrasında buralar yıkılacak, yerine topçu kışlası yapılacak gibi açıklamalarıyla alakalı alevlenen bir protesto gerçekleşti Gezi Parkı'nda. İlk günlerde daha masumane, daha zararsız ve çevreci duyarlılığı olan insanların ortaya koyduğu bir eylem şekliydi. Demokratik bir tepki olarak meydana çıktı. Daha sonrasında bir sabaha karşı operasyonuyla polisin buraya müdahale etmesi ve oradaki eylemcileri dışarı çıkartmak istemesi sosyal medyada çok geniş yer buldu. İlginçtir. Türk milleti 2002'den beri birçok olay karşısında sessiz kalmışken, evet, askerimizin başına çuval geçirilme hadisesinden, 2002'den bu yana şehitlerimizin çığ gibi büyüyüp artmış olmasından, Habur rezaletinden, Deniz Feneri'nden, sonra en son açılım çalışmaları, Türkiye'nin bölünme projesi, bunlara sesini çıkarmayan halkımız Gezi Parkı'nda yapılmak istenen bu İmar değişikliği, buraların yeşil alandan çıkartılıp topçu kışlası haline dönüştürüp işte başbakanın veya yakın akrabalarının veya yandaşlarının bir sürü bu konuda dedikodular var. Bunlarla alakalı yapmış olduğu bir çalışmaya çok sert tepki verdi. Tabi bu bir sosyolojik vaka. Ben de bir sosyolog olmama sebebiyle buradaki tavrı merak ettim, ne oluyor, ne bitiyor, vatandaşın nabzını tutmak istedik. Gittim oraya, gördüm. İnanır mısınız, siyasi bilinci hiç olmayan, sadece yaşananlara tepki vermek için gelenler elbette ki vardı. Ama aynı zamanda bu bir birikimin işaretiydi. Yani 10 senelik, 11 senelik AKP iktidarının insanları bunaltması, artık taşma noktasına getirmesi sonucu bir küçücük kıvılcımın patlaması ve bu kıvılcımın tüm topluma yansıması hadisesiydi aslında Gezi Parkı. Hani böyle başladı. Evet. Daha sonrasında bu kalabalıklar, tabii sokak bambaşka bir şey. Bu kalabalıklar kontrol edilemedi. İstismara açık bir hale geldiğini, bu noktada özellikle de marjinal ve aynı zamanda PKK ile de PKK terör örgütüyle de yan yana kol kola hareket eden bir takım militanist örgütlerin de bu işin içerisinde sonradan dahil olduğunu gözlemledik işin elbette açıkçası. Elbette, kesinlikle. Zaten yani bu konuda da şunun altını çizmek var. Evet, 10 yıllık 11 yılı bulan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına ve yanlış yapılan uygulamalara halkın tepkisi var. Ancak bu tepkiyle beraber İnsanlar herhalde şunu göz önünde bulundursalardı daha etkili, daha önemli olurdu. Kiminle yol yürüdüğüne dikkat etmek gerektiği hususu burada ön plana çıkıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle böyle olduğuna ben inanıyorum. 1980 sonrası yetiştirilmek istenen apolitik neslin meyvelerini
Taksim Meydanı'nda görmek mümkündü. İnsanların bir siyasi duyarlılığı olmuş olmasına rağmen bunu nasıl yönlendireceğini ve nasıl kontrol edebileceğini kesinlikle bilmiyorlar. Evet. Yani bir bayrak gördüğü zaman bu bayrağın ne bayrağı olduğunu insan, Sayın MHP liderinin bir sözü var. Karanlık yolda yürümeyeceği gibi dibini görmediğin evet, kuyudan da su içmeyeceksin. Yani şimdi bayraklar gidiyor Taksim Meydanı'nda. Herkes alkışlıyor. Bakıyorsun yasa dışı bir terör örgütünün bayrağı bu. Evet. Polisle çarpışan, orada sürekli bir mücadele eden militan bir kadro var. En ön safhalarda yer almış. Tabii gençliğin tecrübesizliği var. Gençliğin demokratik tepkisini ifade etme şekli. İlk defa alana inen orada binlerce insan var. İlk defa alana iniyorlar. Burada zaten önemli olan o Savaş Bey. Sokak, biraz sonra o konuya değineceğiz ama programımızın ilerleyen bölümlerinde, kontrolsüz bir mekan. Kimin hangi olayı, hatta hangi sloganı, hangi eylemi kontrol ettiği belli değil. Sadece var olan bir gerçeklik ortada, o da bir duygu patlamasının yaşandığı. Ama bunun nereye akacağı, hangi sebebin hangi sonucu doğuracağı belli olmadığı için bu durum özellikle ülkeler açısından tehlike arz eden bir durum. Sizin yaklaşımınızda, özellikle gözlemlerinizde, edindiğiniz tecrübelerde şunu da vurgulamak gerekir mi acaba? Polisin bu noktadaki tavrı, sonuçta Genel Başkanımız da açıkladı. Polis elbet ki emir kulu. Aldığı emirleri yerine getiriyor, talimatları yerine getiriyor. Polisin bu noktadaki tutumunda sizce nasıl bir yaklaşım sergilenseydi bu eylemler bu derece büyümezdi? Şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türk polisi gerçekten üstün bir gayret göstermiştir olayların sonlandırılması evet. noktasında. Polisin eyleme vereceği tepki emirlerle belirlenir. Yani nasıl tepki vermesi gerektiğini amirleri, müdürleri, daha üzerindeki kaymakamı, valisi, İçişleri Bakanı belirler. Şimdi burada olayı kontrol etmesi gereken polis değil, bence siyasi otoriteydi. Evet. Yani siyasi otorite burada bu tepkilerin büyümüş olmasına rağmen üzerine benzin dökmek yerine su dökmeyi deneseydi, gerçi bunu da tomalarla yaptılar ama kalabalığın öfkesini dindiremedi. Burada bir sağduyu lazımdı. Sayın Başbakan'ın yurt dışı gezilerine gitmeden önce... Hemen onu ilave edelim. Kusura bakmayın. Eylemler başladı. Belirli bir seviyeye ulaştı. İnsanların bir kısmı sokağa döküldü. Ancak Sayın Başbakan ne hikmetse 3 günlük, belki tamam daha önceden planlanmış, programlanmış bir yurt dışı gezisi olabilir. Ancak o tercihini yurt dışına çıkıp Cezayir, Tunus ve Fas'ı kapsayan 3 günlük bir yurt dışı gezisini yapmakta aradı. Bu ziyaretin öncesinde, ziyaret esnasında ve sonrasında yapılan açıklamaların özellikle olaylara yansıması, etkisi nasıl oldu? Kesinlikle burada şunu dikkat etmek lazım. Sayın Başbakan eylemler başladığı tarihten itibaren bir öfke diliyle çok sert bir şekilde tepkilerini ifade etti ve hiçbir şekilde yapılacak olan projeden geri adım atmayacağını defaatle ifade etti. En son Osmanlı Arşivleri Hizmet Binası'nın açılışında da burayı evet yıkacağız, cami mi? Birisi cami dedi oradan dedi. Evet cami de yapacağız. Yani gene arkadan dolandı. Gene her zamanki klasik Recep Tayyip Erdoğan üslubuyla din tüccarlığına, gene din üzerinden bir siyaset yapmaya, gene milletimizin hassasiyetleri üzerinden insanları kendi tarafına çekmeye gene teşebbüs etti. Yurt dışına gitti. Ben dedi topu size atıyorum arkadaşlar. Kendi Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a görevi vekaleten bırakarak 3 günlük yurt dışına gitti. Şimdi oradaki süre içerisinde Türkiye'deki olaylar alevlendi. Çünkü polis müdahalesi şiddet, şiddeti doğurur. Bu doğru bir üslup değil. Ülkeyi yöneten insanların milletimizin hassasiyetlerini anlaması ve onların dilinden konuşması gerekir. Başbakanın söylediği gibi anlamazlarsa anladıkları dilden konuşurum değil de gençler ne diyor? Buradaki sokaktaki insanlar ne diyor? Bunların dilinden anlamak gerekir. Bence sürekli evde oturttuğu %50 ile tehdit ettiği
O tür açıklamalar son derece önemli. Açıklamalar. Yani biz %50'yi evlerinde zor tutuyoruz açıklaması. Aslında bir yönde Sayın Başbakan'ın da şiddeti arzulayan bir bilinçaltı yapısının olduğunu da yansıtmıyor mu sizce? Kesinlikle böyle bir ifade havaalanına doldurup binlerce kişiyi AKP teşkilatları getirdiği zaman emir ver gidelim, Taksim'i ezelim sloganı atan AKP taraftarları ve bu sloganı attıranlar Sayın Başbakan kendisi kafasıyla onayladı. Sayın Başbakan'ın üslubu ve tarzı son derece sert. Bir devlet yöneticisinin siyasi iktidar olabilir, devlet yönetimi başkadır, evet. Hükümet politikası başkadır ama ülkenin en yetkili kurumunun, başbakanlığın, başındaki insanın, toplumun %50'sinin değil %100'ünün başbakanı olduğunu unutmaması ve toplumun taleplerine, isteklerine kulak tıkamaması gerekir. Gezi Parkı'na otel mi yapılacak? Gezi Parkı'na cami mi yapılacak? Bunu elbette ki orada yaşayan insanların, tüm Türk toplumunun ortak iradesiyle, oluruyla yapmasından daha güzel bir şey olabilir mi? Başbakan sürekli sevgi dilini kullanmaktan bahseder ama kendi dili nefret dili, öfke dili, evet. Ayrıştırıcı bir dil ve 2002'den beri bunu yapıyor. Tüm Türk toplumunu parça parça ifade etmekten, yani yan komşunla arandaki komşuluk bağın artık kendisini nasıl tanımladığıyla alakalı karmakarışık bir yan komşunu yan komşun diye tarif edemiyorsun. Memleketine giriyorsun, etnik mezhebine etnik aidiyetine giriyorsun, mezhebine giriyorsun. Bir insanı tanımlamak için insan olmanın dışında bir sürü gereklilik. Başbakan 2002'den sonra, iktidara geldikten sonra bir gereklilik doğdu. Yani 36 etnik unsurla ağzını açıp 36 etnik unsurla kapayan bir iktidar. Siyasi çatışmayı, kutuplaşmayı ve kamplaşmayı işin özünde üslup edinen bir iktidar anlayışı olarak da bunu genel çerçevede izah edelim. Elbet ki bu tür karmaşık ve kaos ortamından da bilmiyorum siz ne dersiniz, nevalanma yolunu seçiyor gibi bir durum var ortada. Şimdi... Çünkü aklı selimin, Sayın Başbakan'ın açıklamalarına baktığımızda aklı selimin ve sağduyunun taraftarı olan bir bireyin, ferdin, hele ki bir devlet adamının, başbakanın yapacağı türden açıklamaların olmadığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Kesinlikle öyle. Şimdi iktidara geldiği günden beri bakıyorsunuz sürekli bir karşıtlık üzerinden kendisini ifade etme evet. gayreti var. Yani ne olduğunun dışında, yani ne olmadığını ve olmadığı şeyleri kötüleyerek, lanetleyerek, sürekli ötekileştirerek Türk toplumunda bir ayrışmaya sebep oldu. Ya inananla inanmayan, namaz kılanla kılmayan, içenle içmeyen, başörtülü olan olmayan o kadar çok ayrıştırdı ki toplumu. Ya bunu gene siyasi iktidar bununla mücadele etmesi gerekiyor. Etmesi gereken ama Türkiye'de iktidar olmak adına milletimizi bu kadar bölmeye hiç kimsenin ihtiyacı ve hakkı yok. Böyle bir yetkisi yok. Yani diyorlar ki şimdi sosyal medya o kadar çok gelişti ki okuyorsun. Real Madrid'in başına geçirin diyorlar Sayın Başbakan'ı. Real ile Madrid diye ikiye böler diyorlar şimdi. O kadar evet. yani bir şim vazoyu yere atarsınız kırarsınız. Ondan sonra yapıştırırsınız. Ama eskisi gibi olur mu? Olmaz. Şimdi Başbakan 2006'da Türkiye'de Kürt meselesi vardır dedi. 2013'te 12'ye geldik. Kürt meselesi yoktur, terör meselesi vardır diyor. Sen artık bunu kime inandırabilirsin? Nasıl yapabilirsin? Ve sen mücadele etmen gereken Taksim'deki ortaokul, lise bir heyecana kapılıp gelmiş çocuklar değildir. Evet. Senin mücadele etmen gereken Kandil'dir, PKK'dır. Sen orada PKK'yı da yasal meşru zemine taşıdın ve bugün Taksim Gezi Parkları'nın bir numaralı provoke edicisi PKK oldu. Burada hemen araya girmek istiyorum. Sayın Başbakan'ın buradaki üslubundaki yanlış şu. Demokrasiyi aslında AKP işine yaradığı şekilde algılıyor. Yani demokrasi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne göre, başbakana göre sadece ve sadece iktidar olunacak, kendi düşüncelerine yarayacak, kendi düşüncelerini gerçekleştirebilmek için kullanılacak bir araç olarak görüyor. Bunu da zaten defalarca kez kendisi ifade etti. Sayın Başbakan, Türkiye'deki bu ülkenin başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı, birleştirici ve bütünleştirici olmak yerine
özellikle dikkat edin, gençlerle sürekli bu dönemde uğraşmayı seçiyor. Kamplaştırmayı, kutuplaştırmayı seçiyor ama ne hikmetse bir türlü çıkıp özellikle kendi üzerinde böyle bir sıfat olmasına rağmen arkadaşlar bu gençlik bizim gençliğimizdir diyebilmeyi bir türlü başaramıyor ne hikmetse. Israrla kendi ideolojisi, kendi fikirleri ölçüsünde var olmayı, var kılmayı amaçladığı bir kitleyi sadece gazlayarak geçiştirmeye çalışıyor. Birleştirici, bütünleştirici olmayan bu tarzdaki tavırların özellikle siz hem genç bir siyasetçisiniz, gazetecisiniz, gençler üzerindeki aynı zamanda sosyologsunuz, gençler üzerindeki etkisinin neler olabileceğiyle alakalı ne söylersiniz Savaş Bey? Şimdi modern toplumlarda insanların bir kere en önce iletişim sorunu sosyal hayatın içerisine girdiğinde bir iletişim sorunu var. Bu iletişim sorununu çözebilmek için çeşitli alternatifler ve çeşitli yollar deniyor Türk gençliği. Evet. Bunun yanında çok ciddi bir enformasyon, iletişim, bilgi teknolojileri Türkiye'de ve dünyada son derece hızlı bir şekilde gelişiyor, değişiyor ve bunları bir şekilde gençliğimiz yakalıyor. Belki önceki kuşakların, 50 yaş üzeri insanların ilgi duymadığında çok fazla cazip gelmeyen şeyler olmasına rağmen Türkiye 28 yaş ortalamasıyla çok genç bir ülke ve gençlerimiz dünyayı çok yakından takip ediyorlar. Yani bunları bir politik mecra akıtmadan kendi dünyaları içerisinde takip ediyorlar. Gençlerin istediği bana kalırsa daha özgür, daha rahat kendilerini ifade edebilecekleri, daha rahat hayatlarını idame ettirebilecekleri bir ortam. Bu ilk önce devletin görevidir. İnsanların güvenliğini sağlamak, sosyal refahını, mutluluğunu sağlamak. Kendi bu, kişisel ferdi özgürlüklerini toplumun huzurunu bozmayacak bir biçimde yansıtmak aslında gençlerin temel isteği. İnternet çağı diyelim ona. İnternet çağının başlamasıyla beraber dikkat edelim Savaş Bey. Zaten esas olan fertler üzerinde oluşan temel bilinç de bu. Bakıyorsunuz ilk başlarda bu bir dönem internette kendi kişisel sayfa ve bloglarla başladı. İnsanlar bu sayfa ve bloglardan kendi düşüncelerini hangi konuyla alakalı olursa olsun hayata geçirerek bunları internet ortamında paylaşarak internet yaşamında hayatında var olmaya başladı. Daha sonra Facebook ve Twitter'ın çıkmasıyla ve özellikle de Facebook ve Twitter'da biliyorsunuz arkadaş listesi, diğer sizi takip eden şahıslar fikirlerinizi beğenmeye, sizin fikirlerinizle de alakalı yorumlar yapmaya başlayınca yeni nesil genç kitle kendisinin önemsendiğini, kendisinin de bir şeyler düşünebileceğini, ifade edebileceğine inanarak bu fikirlerin de aslında muhatapları tarafından dikkate alınması gerektiğine inanır bir yapıya kavuştu. Evet. Şimdi bu noktada iktidarın üzerine düşen sorumluluk özellikle genç kitle ki bugün baktığınız vakit yaş grupları açısından 18-25 yaş arasında 18-30 yaş arasındaki gençlik kitlesi 10 milyonun üzerine rahatlıkla ulaşabilen bir kitle Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusunda bu şartlarda. Demek ki bu fikir ve ferdi özgürlük noktasındaki adımların atılması gerekiyor. Dolayısıyla bu gelişmelere baktığımızda gençlerin ön planda olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu diyebiliriz herhalde. Tabii şimdi bunların hepsine katılmakla beraber birkaç da bir şey ilave etmek istiyorum. Dönem kesinlikle bilimin ve bilginin kolay erişilebildiği, bilimin önünün sonuna kadar açılması gerektiği bir dönem. İnsanların özgürlüklerini, bilgiye ulaşma imkanlarını kısıtlayarak birkaç gün Twitter'a mesela ulaşılamadı bu olaylar süresince. Önünü tıkayarak insanları tornadan çıkmış gibi başbakanın tabiriyle bu kafası kıyak gençlik, birkaç ay yaşın çıkarttığı yasalar gibi insanların hepsini tek tip yetiştirmeye veyahut da tornadan çıkmış gibi tek tip model olmasını isteyemezsiniz. Bu bir diktatör yaklaşımdır, bu bir baskıcı yaklaşımdır ve bu tarihin karanlık sayfalarında bunların örnekleri çok fazla vardır. Hiçbiri başarılı olmamıştır. Ben 2007 yılında Suriye'ye gitmiştim. Halep Üniversitesi'nin davetlisi olarak. Evet.
Orada internette sitelere girebildiğin sitelerin devlet tarafından sadece onaylı ve sınırlı siteler olduğunu gördüm. Yani sadece devletin izin verdiği kadar bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Yani dış dünyaya kapalı, bilgiye kapalı bir ülke. Dedim ki böyle bir şey olamaz. Yani bu bir Google denen olgu, yani insanın bilgiye ulaşmasının en kolay yollarından birisi, yasak ülkede. Dolayısıyla Türkiye'de bir şeylerin önünü kapatırken o özgürlükleri verdiğiniz insanların özgürlüklerini geri almak noktasında elbette ki size tepki göstermesi doğaldır. Sizin burada yapmanız gereken bilgiyi ve insanı doğru kanalize etmek. Yetişen gençliğin madem ki alkol bağımlısı olmasını istemiyorsunuz, alkolün zararlarını anlatarak veya bölücü terör örgütlerinin tuzağına düşürülmesini istemiyorsanız, Türk milletinin hasletlerini, özelliklerini, güzelliklerini, İslam dininin özelliklerini anlatarak bu insanları bilgilendirmek yoluyla kötülüklerden uzak tutabilirsiniz. Ama yasakçı bir tutum, dikta bir tutum Türk milleti üzerinde elbette ki doğru sonuçlar vermeyecektir. Bir yerde 10 senedir susan insanlar bir noktadan sonra kendi özeline geldiğinde bir patlama yaşıyor ve Allah muhafaza bölücü terör örgütlerinin tuzağına düşüp sokak aralarında bu eylemlere isterler zaten onlarda. Tabii ki bu eylemlere destek verebilir. Kendine bir anda eylemin başrolünde bulabilir ki orada eyleme katılan çocukların çoğunun genç yaşlarda küçük tecrübesiz insanlar olduğunu görebiliyorsunuz. Ama oradan 2-3 tane tecrübeli provokatör ve teröristin peşine takılıp gitmeyeceğini kim garanti edebilir? Tayyip Erdoğan bu işleri kaşıya kaşıya insanları ötekileştire. Yani camilerde içki içildiğini söyleyip insanları provoke etmek yerine oradaki olayları yatıştırmaya yönelik bir sağduyu dili kullanmasını ben çok doğru olacağı kanaatindeyim. Bu sürekli yangını körüklemekle ve insanları ötekileştirmekle bir ülke yönetilmez. Bir başbakanın sorumluluğu hele milletin bütününü kucaklamaktır. Hele ki bu üslup milletle devleti karşı karşıya getiriyorsa, üstüne üstlük çatıştırıyorsa burada durulup düşünülmesi lazım. Özellikle üslup noktasındaki tavrın. Hele ki başbakansanız. Bir diğer açıdan Savaş Bey, başbakan yurt dışındayken Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Biz gereken mesajları aldık, gereken mesajlar gerekli yerlere ulaşmıştır diye ve akabinde Sayın Başbakan'a vekalet eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra bir açıklama yaptı. Kamuoyunda ve medya çevresinde bu açıklamalar biraz daha olayları yumuşatan, yumuşak bir üslupla konuya yaklaşıldığını ifade edilen açıklamalar olarak değerlendirdi. Siz nasıl bakıyorsunuz bu durumu? Tabii devletin en tepesi Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Devletin bütün birimleri en son nihayetinde Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Ve milletimizin Cumhurbaşkanlığı noktasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten beri Cumhurbaşkanlığı makamına büyük bir saygısı vardır. Evet. Dolayısıyla yaşanan olaylara elbette ki Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesini çok doğru buluyorum. En başından beri sürecin doğru yönetilmesiyle alakalı işin içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar vardı, ne kadar yoktu çok fazla yansımadı ama Sayın Bülent Arınç'la görüşmesinden sonra Bülent Arınç'ın bir özür dileme hadisesi var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sokağın mesajı anlaşılmıştır yorumu var. Tabii Sayın Başbakan yurt dışından hangi mesaj anlaşıldı acaba diye bir tepki gösterdi. Evet. Burada Sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir görüş ayrılığı olduğunu açıkça anlayabiliyoruz. Başbakanın ben sinirlerinin bozuk olduğunu ve psikolojik olarak yıprandığını düşünüyorum. Toplumun ne istediğini, toplumun dilini anlayabilecek şu anda durumda olmadığını düşünüyorum ve başbakanın ciddi anlamda dinlendirilmesi gerektiğini, yani en azından siyasi yetkilerinin ilk seçimde siyasi yetkilerini devretmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu üslup ülkeyi bölen, parçalayan, yıpratan, küçülten gerek evet. Türkiye içerisinde gerek uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi küçülten
bir siyaset tarzıdır. Ülkesindeki insanlara zulmeden bir yönetim şekli olamaz diyen başbakan, bugün ülkesindeki insanları zulmediyor, tanımıyor, ötekileştiriyor, başkalaştırıyor. Bu çok yanlış bir üslup. Başbakanın bu üslubu Türkiye'yi kaosa sokar. Türkiye'yi terör örgütlerinin cirit attığı bir yer haline getirir. Toplumun hasletlerini, toplum kendi ahlak kurallarını, kendi ahlak normlarını toplumlar kendileri geliştirirler. Başbakanın bahsettiği her seferinde evdeki %50, sokaktaki %50, içen genç, ayyaş gençlik, dindar gençlik, bu olguların hepsini toplum kendi içerisinde anlamlandırır. 2002'ye kadar Türkiye'de etnik aidiyetlerle alakalı bir sorun yoktu. Evet. Kimin ne olduğu hiç kimseyi ilgilendirmezdi. Herkes komşusunun başı ağrısa kapısını çalardı. Şimdi toplum öyle bir noktaya geldi ki apartmandaki insan apartmandaki insandan tedirgin oluyor. Sokaktaki ayakkabı boyacısı bile telefonun dinlendiğinden şüpheleniyor. 2007 Suriye'ye gittiğimi demin bahsettim size. Beşar Esad yönetimi Suriye sınırından girdikten itibaren her yerde kendi resimlerini astırmıştı. Ve sokaktaki insanlar Beşar Esad ağzıyla söyleyemiyordu, ismini söyleyemiyordu. Dedim ki ilk defa bir diktatörlüğün nasıl olduğunu Suriye'de görüyorum dedim. Ancak Türkiye'ye geldiğimiz zaman 2013 senesinde aşağı yukarı Suriye'den çok aşağı kalır yanımız kalmadı. Türkiye insanının özelliklerini Arap dünyasıyla veya Arap baharında yaşanan hadiselerle ilişkilendirmemek gerekir. Türk insanının kendine has özellikleri vardır. Devletine olan özel bir bağlılığı, tabiyeti vardır. Tarihte 5000 yıllık kurulu devlet düzeni, devlet geleneği vardır. Bunları anlamak lazım. Evet. Bunları farklı kültürlerle ilişkilendirip şimdi anlamlandıramazsınız. Bu noktada da özellikle yabancı basının, bazı yabancı basın kuruluşlarının Taksim'deki ve Taksim'den başlayıp ülke sathına bazı yerlere yayılan olaylarla ilgili bir yayın anlayışı, yayın politikası birkaç haftadır malum uluslararası basında var olduğu için bizim Türk basının da gündeminde. Daha önce de bunu değerlendirmiştik. Yabancı basın özellikle olayları Türk Baharı olarak adlandırma gibi bir akılsızca tutum sergileme yolunu seçiyor. Orta Doğu bölgesinde evet bir iç karışıklıklar, geçmiş dönemde geride bıraktığımız yıl içerisinde özellikle Arap Baharı olarak adlandırılan bir süreç yaşandı. Ancak geldiğiniz vakit yabancı basının olaylara Türkiye'de bu kadar ilgili olmasının nedenleri arasında nelerin olabileceğini düşünüyorsunuz Savaş Bey? Şimdi Sayın Başbakan'ın yurt dışındaki bağlantılarında bir takım aksaklıklar olduğunu düşünüyorum. Bu çok sık gitgeller yaşamasının sebebinin bununla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Suriye meselesini bu kadar çok karıştırmasının, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya üzerinde sıfır sorun politikasıyla başlayıp sonsuz sorun politikasına giden ülkeyi dört bir taraftan düşman olmayan ülkelerle bile düşman hale getiren politikasının ve Orta Doğu'da 1500 senedir bitmeyen iç kargaşanın Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı'nın da müdahil olarak daha da karıştırdığı bu topraklarda konuyu artık konunun bütünlüğünden ayrılarak daha gitgide bir sıkıntılı, kontrol edilemeyecek, kendisinin de boyunu aşan işlere karıştığı için Başbakan'ın da ben yaptığı yanlışları ve kurduğu yanlış bağlantıların kendi aleyhine döndüğünü ve ayağına dolandığını düşünüyorum. Evet. Aynı zamanda elbette ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur sözünden hareketle bir yabancı televizyon kanalının Türk milletinin menfaatine yayın yapacağını ben çok fazla düşünmem. Aynen öyle. Yani bu görüntüleri dışarıdan takip eden insanın aklına gelecek ilk şey, biraz önce de konuştuğumuz gibi millet, Türk milletiyle Türk devletinin karşı karşıya gelmiş görüntüsü oldu. Ve biliyorsunuz size birçok uluslararası basın kuruluşu olayı Kaddafi'ye karşı, Mübarek'e karşı, Beşar Esad'a karşı tepki gösteren başbakanın kendi ülkesindeki olaylar sebebiyle ne yapacağı konusuyla ilgili
bu başlıkları içerisine alan birçok haber yapılmaya başlandı. Bu sıkıntılı bir durum her şeyden önce. Kesinlikle. Sizin de biraz önce arz ettiğiniz gibi hattı zatında Suriye meselesinde özellikle dikkatleri üzerine çeken bir Türkiye örneğinin aynı minvalde yabancı basın kuruluşları tarafından değerlendirilmesi son derece aslında üzüntü verici ve uluslararası boyutta olayın Türkiye nezdinde genel düşünmek lazım. Sıkıntı verecek, özellikle imaj kaybı noktasında sıkıntı verecek bir durum olarak ele almak gerekiyor herhalde. Evet. Şimdi burada tabii yabancı basının Türk milletini çok fazla anlamaya, anlamlandırmaya yeterli bir kapasitesi olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü böyle olduğunu, böyle olmadığını görseler kendi anlamlandırdıkları manada farklı metotlar izlerler. Türk milleti bir Arap topluluğu değildir, bir kabile topluluğu değildir. Yani tarihinin hiçbir döneminde bir liderini döve döve öldürmemiştir Türkler. Yani Arap dünyasında 1000 sene önce ne yaşanıyorsa 1000 sene sonra da aynısı yaşanıyor. Kültür olarak, gelişmişlik olarak hiçbir şekilde üzerine bir şey koyamamışlar. Hala yönlendirmeye, yönetilmeye çok açık bir topluluklar. Ve Osmanlı'nın oradan eli çekildiği günden beri oradan kan, gözyaşı hiçbir şekilde eksik olmamıştır. Evet. Türk milletinin olduğu her yerde adalet, hoşgörü hüküm sürmüş ve bugün 1000 sene önce, 500 sene önce çekildiğimiz topraklarda hala daha Osmanlı şükranla, minnetle anılmaktadır. Camilerinde, ne bileyim kiliselerinde bile Türklerden çok hoş bir şekilde bahsedilmektedir. Yurt dışına gittiğimiz vesilelerle bunları görebiliyoruz. Ancak tabii Türkiye'nin içerisinde yaşanan kargaşa Türkiye'nin kendi iç sorunudur. Ve herhangi bir dış, mesela ben Alman Başbakanı'nın Türkiye'yi uyardığına şahit oldum. Evet. Çok sinir bozucu bir durum. Aynen öyle. Ve Başbakan da buna cevap veremiyor. Çünkü gerçekten yapılan yanlış bir şey var ortada. Ve bu yapılan yanlışlığı Başbakan hala daha farkında değil. Ve insan Türkiye toplumunu uluslararası kamuoyunda da rencide ediyor. Kimse olayların televizyondan yansıtıldığı gibi olmadığını bilmez. Herkes ekrandan gördüğü şekilde bu olayları elbette yorumlayacak. Şimdi Taksim Gezi Parkı dediğiniz yer 3-4 dönümlük bir yer. Bu 3-4 dönümlük yer içerisinde yaşananı sanki bütün Türkiye'de yaşanıyor gibi anlatamazsınız. Ama aynı zamanda bu 3-4 dönümlük yerde yaşananı sadece bu 3-4 dönümlük alan içerisindeki insanların sorunu olduğunu da düşünemezsiniz. Yani Başbakan'ın burada yorumlaması gereken topluma kulak vermesi ve daha sağduyulu hareket etmesi, sevgi dilini kullanması, yeri geldiğinde çok güzel kullanmasını biliyor. Ama burada da terör örgütlerinin tuzağına düşürmeden Gezi Parkı olsun, Türk toplumunun bir takım hassasiyetleri var. Bu taşma noktasına gelmiştir. Gezi Parkı burada bir bahanedir. Türk toplumunun hassasiyetlerini iyi anlaması gerekir. Bir toplum patlaması da tabii bu işin içerisinde bu gösterilerle birlikte dahil oldu. Ancak dediğimiz gibi sokaklar konusu, sokakların kontrolsüz olması meselesi burada birincil derecede özellikle iktidar çevresi tarafından dikkate alınması gereken husus ve diğer yandan bu eylemlere halisane duygularla destek verdiğine inanan özellikle genç kitlenin de kiminle beraber yol yürüdüğüne, sokağa indiğinde yanlarında kimler olduğuna bir bakması, olayların aynı zamanda nereye gideceğini de bir düşünmesi lazım. Hatırlarsınız Savaş Bey, geride bıraktığımız ay İzmir'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin milli değerleri koru ve yaşat temalı mitingi gerçekleştirildi. Ve Sayın Genel Başkanımız İzmir dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bunu siz de köşenizde ele almıştınız Orta Doğu gazetesinde, sokakların kontrolsüz olduğunu, Türk milleti adına müşterek bir tepki gösterilecekse, bir fikir beyan edilecekse, en azından hükümete karşı da bir uyarı yapılacaksa bunun var olması gereken mekanların meydanlar olduğunu ifade etmişti. Aradan bir aya yakın süre geçtikten sonra Taksim'den başlayarak cereyan eden olayları gözlemlediğimizde aslında ne kadar doğru bir yaklaşım ve öngörü olduğuyla da karşı karşıya kalıyoruz herhalde. Evet tabii. Sayın MHP liderinin bu konudaki yaklaşımını takdir etmemek mümkün değil. Milleti kaostan ve kargaşadan uzak tutan ve Türkiye'nin şu an içerisinde yaşadığı durumu 7K ile özetleyen Sayın MHP lideri sokakların karanlık olduğundan, aydınlık olan yerin meydanlarda olduğundan bahsetmişti.
konuşmasında. Evet, milletimiz bu ikisi arasındaki farkı bilmeyebilir. Bunu için milletimizi suçlayamayız. Ama bunu elbette ki millete anlatmak ve demokratik insan hakları çerçevesinde demokratik tepkilerini verebilecekleri alanlar olduğunu, bunun siyasi tercihler yoluyla olması gerektiğini, en büyük halk iradesinin, millet iradesinin ve millet tepkisinin sandık olduğunu, evet, milletimize ifade etmemiz gerekir. Yoksa Türk milletinin geleceği adına söz söyleme yetkisi olan sandığa gitmeyip de daha sonrasında ne kadar çok kafanızı vursanız, ne kadar çok tepki gösterseniz değiştirebileceğiniz sonuç yoktur. Nasıl ki Sayın Tayyip Erdoğan şu anda aldığı kullanılmış oyun %50'sini almasının rahatlığıyla bu kadar rahat konuşabiliyorsa, eğer bunun karşısında da insanlarımız AKP hükümetinin 2002'den beri yaşattırdığı şu yandaş politikasından, rantiyeci, soyguncu tavrından milletimiz gerçekten artık, evet, illallah demiştir. Ve ben verecekleri tepkinin meydanların aydınlık yüzü gibi sandığın da yüzünü ağartmaktan geçtiğini düşünüyorum. Ve AKP iktidarının kesinlikle AKP iktidarına Türk milletinin bir ders vermesini ve en azından bu dönem için kendisini dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bekle, dinlen, en azından bu yönde de bir hatalarını görmesi için bir fırsat olabilir. Çünkü milletimiz kendisini bir takım şeylerle uyarıyor ama vesilelerle. Başbakan şu an çok ne oldumcu, çok ben yaptım olducu, yani böyle bir üslup olmaz. Siyaset üslubu karşılıklı anlama, birbirini anlamaktan yani geçer. Seçmenle kendisini aynı yere koyması lazım. Vatandaşı yok sayarak nereye varabilirsiniz? Hiçbir yere varamazsınız. Hele ki ülke böyle bir gergin ortamdayken, böyle bir gergin haldeyken AKP'nin olaya eğer sorumlu, sağduyulu yaklaşıyorsa, ülkenin ve milletin, memleketin halini düşünüyorsa, Sayın Genel Başkanımızın yaptığı çağrıya kulak verip bu gerginliği demokratik zeminde ülkenin ve milletin hayrına olacak şekilde neticelendirebilmek adına en azından erken seçim kararı alması lazım. Çünkü sandıktan çıkan sonuca, sandıktan çıkan iradeye bu milletin saygısı vardır. Bizim demokrasi kültürümüzde, demokrasi tarihimizde yıllardır bunu zaten yansıtıyor. Yansıtmış durumda. Özellikle bu noktada genç arkadaşlarımızın da dikkat etmesi gereken bir husus var. Bunu yine Sayın Genel Başkanımız da bu hafta partimizin grup toplantısında yapmış olduğu konuşmasında ifade etti. Kendi sözleriyle 18-25 yaş kuşağındaki genç kitle bugün oy kullanma potansiyeli nüfusu arasındaki kitlenin %13,2'sini teşkil ediyor. Yaklaşık 10 milyonluk bir rakam. Genel Başkanımızın ifadesiyle ve ortada duran gerçekliklerle beraber baktığınızda bir iktidarı alıp yerine o iktidarı beğenmiyorsa başka bir iktidarı, başka bir ismi görevlendirebilecek sayıya ve güce sahip olan bir kitle var karşımızda. Dolayısıyla sokaklardaki sonu belli olmayan, kesinlikle ülkenin hayrına olup olmayacağı noktası şaibeli olan gelişmeler yerine sandığa gidip tavrını ve iradesini ortaya koyup buradan çıkacak sonuca etkili olacağına inanarak hareket edip adım atılması herhalde daha da önemli bir hal alıyor. Genç kitle için bunun da göz önünde bulundurulması lazım. Kesinlikle Türk milletinin umudu, geleceği Türk gençliğidir. Türk gençliğine Milliyetçi Hareket Partisi'nin parti programında da bu var. Türk gençliğine yapılan yatırım diyor, Türk milletinin geleceğine yapılan, evet, yatırımdır. Bu noktadan hareketle iyi yetiştirilmiş bir Türk gençliği Türk milletine sonsuz faydalar sağlayıp, Başbuğ Alparslan Türkeş'in, evet, ifade şekliyle dünya diyor bir milletler mücadelesidir. Türkiye'nin bu milletler mücadelesi içerisinde iyi bir konumda olması, yüksek ahlaklı, yüksek vasıflı Türk gençlerinin vermiş olduğu ve vereceği mücadeleyle alakalıdır, doğrudan alakalıdır. Bu noktada Sayın Bahçeli'nin Türk gençliğini çok önemsediğini, çok koruduğunu, kolladığını, en son 11 Haziran günü yaptığı grup konuşmasında Türk gençliğinin savunmasıyla alakalı sarf ettiği sözlerden anlayabilirsiniz.
Türk gençliğine bu noktada çok önem veriliyor ve bahsettiğiniz 10 milyon oy iradeli, sağlam, çelik gibi Türk milletinin dinç, bilgili, Türk gençliğinin kullanmış olduğu doğru tercihle beraber yeni bir iktidarın Türk milletini yeni ufuklara açacak, yeni ufuklara ulaştıracak bir milli iktidarın doğuşuna sebep olabilir. Sayın Mustafa Kemal Atatürk de Türk gençliği ile alakalı eğer diyor geçmişinize bakarsanız diyor mücadele edeceğiniz azim ve kudreti, cesareti orada görebilirsiniz diyor. Yani bizim bu noktada Türk milletinin tarihi başarılarla sonsuz kere taçlanmış, evet, ve çok tarihin derinliklerinden, mazimizden geleceğe giden bir yol haritasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi de bunun 44 yılında var. Son 44 yılında. Evet. Türk siyasi hayatının 44 yılında var. Ve Milliyetçi Hareket Partisi her zaman gençlerin teveccüh ettiği bir hareket olmuştur. Yani büyük bir kitlesi, oy kitlesi gençlerden gelir. Bu seçimde de inşallah gençler bu demokratik tepkilerini sandıkta kullanarak AKP iktidarının karşısında ciddi bir alternatif olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni bu noktada değerlendirirler. Tercih bakımından tercihlerini Milliyetçi Hareket Partisi'nden yana kullanırlar. Ve kendilerinin vermiş olduğu sorumluluğu, Milliyetçi Hareket Partisi'ne vermiş oldukları vekaleti Milliyetçi Hareket Partisi'nin sonuna kadar namusu gibi koruyacağını, kollayacağını ve onlar adına en doğru kararları alacağından kendilerinin emin olması gerekir. Ve böyle olacağına da ben inanıyorum. İnşallah en yakın zamanda ilk önce yerel seçimler olursa erken bir genel seçimde 2002'de kalan yolun devam edeceğini ve bundan sonra Türkiye'nin daha aydınlık, parlak, en azından insanların şunu bilmesi lazım. Aç kalabilirim, susuz kalabilirim ama vatansız kalamam diyor. Evet. Biz aç kalabiliriz, yaşam standartlarımız düşük olabilir ama biz onursuz kalamayız. Bir kere Türk milletinin onuru her şeyden önemlidir. Biz çok gururlu bir milletiz. Batılılar bizi bu anlamda çok anlamlandıramazlar mesela. Çünkü kendileri pragmatist, materyalist yaklaşırlar konuya. Bizim neden bu kadar gururlu, başı dik olduğumuzu anlayamazlar. Çünkü biz tarihin en kara zindanlarından, kara deliklerinden 5000 yıllık bir mücadeleyle çarpışa çarpışa gelmişiz. En olmaması gereken dünyanın gözünü diktiği topraklardan mücadele ederek çıkmışız. Şimdi bu noktada Türk milletini anlamamalarını normal karşılıyorum yabancıların. Ama Türk milletinin kendi içerisinde yaşayan insanların Türk milletini anlamamasını tabii anlamak mümkün değil. Yani %50'nin başbakanı olmamak lazım. Sayın Devlet Bahçeli'nin insanları Türk milletini kucakladığı gibi %100'ün hepsine sahip çıkmak lazım. Ne sağ ne sol, yani ana giriş MHP'dir burada. Evet. Savaş Bey, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama ben en azından Taksim Gezi Parkı ile başlayan ve ülke sathına yayılan olaylarla ilgili hemen hemen her konuyu ele aldığımızı ve özellikle de ülkücü bakış açısını değerlendirdiğimize inanıyorum programımızda. Tabii son olarak bir de programı kapatmadan önce olayın mizahi yönüne de biraz bakalım istiyorum. Taksim'de protesto gösterileri esnasında taşınan dövizlerde, sonrasında özellikle sanal medyada yayınlanan bazı karikatürlerde ve hakikaten zeka ürünü olan, mizah göstergesi yüksek olan bazı fotoğraflara, resimlere baktığımızda da insan tebessüm etmeden duramıyor. Evet, kesinlikle. Biraz onlara değinelim isterseniz. Bu bir zeka ürünü. Kesinlikle. Şimdi yani son derece güçlü, mizah yeteneği, gücü olan ve son derece zeki olan bir akıldan çıktığı ortada. Türk milletinin ne kadar zeki olduğunu, imkan verildiği takdirde neler yapabileceğini burada görüyorsunuz. Şimdi bir sosyal medyada yine okuduğum diyor ki biz diyor küçükken sinek ilacını sıkan arabanın arkasından koşan bir nesiliz diyor. Bu gazlar bize ne yapar? Gerçekten de bakıyorsunuz biz 90'lı çağlarda çocuk olmuş olan herkesin yaptığı şeylerdir bunlar. Şimdi o kadar zeka ürünü yüksek karikatürler,
sözler yazıldı ki ben bunların bir sosyal vaka olarak toparlanıp tüm sosyal medyadan 11 milyon bu arada Twitter kullanıcısı evet. var. Olaylardan önce. Şimdi kaç oldu onu merak ediyorum. 45 milyon da Facebook kullanıcısı var. Şimdi dolayısıyla bunların bütün mizah, bütün acı yönlerine rağmen bütün bu mizahi yönünün de alınıp bunun en azından belgelenip kitaplaştırılması gerektiğini evet. düşünüyorum. İnşallah Türk milletinin her zaman yüzü güler, aydınlık, geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirir. Yani gaz gelecek yerden diyor, sözü esirgeme diyor şimdi. Biz burada sözümüzü esirgemedik. Aklımızın yettiğince bir şeyleri ifade etmeye çalıştık. Umarım faydalı da olmuşuzdur. Ben bizzat olayları yakından gözlemlediğim evet. için sağlıklı tespit yapabildiğimi düşünüyorum. Çünkü gerçekten orayı görmeyen insanın oradaki olayları dışarıdan anlamlandırması çok zor. Ama bu dakikadan sonra ben sağduyulu olunması gerektiğini, milletimiz adına itidalli olunması gerektiğini çok büyük bir kararlılıkla ifade ediyorum. Milletimizin kararlı olduğu şekilde bu olayların bitme noktasına yaklaşırken terör örgütlerine siyasi iradenin prim vermemesi ve terör örgütleriyle kesinlikle bir araya vatandaşımızı getirmemek için bir gayret sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve artık Sayın Başbakan'ın Türk milletinin isteklerine, arzularına kulak tıkamaması gerektiğini düşünüyorum. Bu kesinlikle bundan sonra insanlar bir şeyi öğrendiler. Sosyal medyanın gücünü öğrendiler. Ve Sayın Başbakan'ın yaptığı yanlışlıklarda Allah muhafaza provokatörlerin kışkırtmasıyla her dakika sokağa inilebilecek bir ortam oluşur. Dolayısıyla Başbakan'ın bu yaptığı hataları umarım tekrarlamakta ısrarcı olmaz. Savaş Bey çok teşekkür ederiz. Katıldığınız bugün programımızda. Yalnız bırakmadınız bizleri. Son olarak şunu da altını çizmek gerekiyor. Koruyacağımız değer Türk milletinin ve son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve bütünlüğü. Hedefimiz 5000 yıllık devraldığımız mirası yeniden gerçekleştirip cihan hakimiyetine ulaşmak. Ancak bunda da kullanacağımız mutlak ve olmazsa olmaz araç demokratik yollar, demokratik usuller. Bundan yana taviz vermeden tümüyle demokratik ve meşru zeminde kalarak özellikle ülkücü hareketin mücadelesine devam edeceğini, ülkücü gençliğinde bunu dikkate aldığını belirterek programımızı sonlandıralım isterseniz. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Yeniden umut ediyoruz ki programımızda görürüz sizi. İnşallah. Değerli izleyiciler, Genç Seslenişte bu hafta Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Orta Doğu Gazetesi yazarlarından genç bir isim, genç bir dava arkadaşımız, değerli bir kardeşimiz Savaş Çolak'ı misafir ettik. Kendisiyle beraber Taksim Gezi Parkı'ndan başlayan olayları ele almaya çalıştık. Önümüzdeki haftalarda bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.